Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harfleri aç tutuyor. Bağışlamanı dilerim. Kahramanmaraş'ın kalbinde yetişen 7 güzel adamdan biri olan Zarifoğlu, Kara Mektep'teki lise yıllarında şiir ve kompozisyonlar yazarak edebiyatla hemhal olmaya başlar. İstanbul Üniversitesi'nde Alman dili ve edebiyatı tahsilini bir yandan da çalışmak zorunda olduğu için güçlükle tamamlar. Çeşitli gazetelerde çalışır ve TRT'de mütercim sekreter olarak görev yapar. Sakin ve düşünceli halleriyle Aristo Cahit lakabıyla bilinse de, otostopla Avrupa'yı gezdiği, planörlük kursu için evden kaçtığı, bir yaz boyunca İstanbul balıkçılarıyla yaşadığı hızlı ve bohem sayılabilecek bir gençlik geçirir. Mavera dergisinin okuyucularla köşesinde potansiyel yazarlar ve okurlarıyla mektuplar üzerinden hasbihal etmeye çok önem verir. Yazılarını aynı odada koşturan 4 çocuğunun yanında yazar. Onlar için detaylı notlarla aile günlüğü tutar. Erdem Bayazıt'ın "Biz 10 düşünür 1 yapardık, Cahit 1 düşünüp 10 yapardı" dediği Zarifoğlu, "Kırlarda çiçekler artık bensiz açacak" diyerek veda etmeden önce İslam coğrafyasının derdiyle yakinen hemhal olmuş, şiir, tiyatro, deneme, çocuk kitabı, roman ve kıymetli düşünce yazılarını barındıran eserler miras bırakmıştır.